Hocam bugün hangi yönetmeni irdeleyeceğiz? Metin Erksan'ı. Hangi filmi? Sevmek Zamanı. Peki neden kameraya bakmıyoruz? Çünkü idealimizdeki aşkı arıyoruz. Merhaba hocam tekrar. Merhabalar. Kral geri döndü. Evet. Hocam bugün Metin Erksan'ı irdeleyeceğiz. Ve ardından da çok önemli, çok değerli filmi olan Sevmek Zamanı'na gireceğiz. Nereden geliyor? Reji nereden geliyor? Rejimantasyon. Reji, teker. 1 Ocak 1929'da Çanakkale'de doğmuş kendisi. 4 Ağustos 2012'de de İstanbul'da daha aslında yakın bir süreçte vefat etti. Pertevyan Lisesi'ne gitmiş. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi'ni bitirmiş. Evet. Ve birçok gazete ve dergilerde yazılar, öyküler yazmaya başlamış. Daha çok sinema üzerine yazılar yazmış. Ve bu arada da 1950'li yıllarda Atlas Film vasıtasıyla Yusuf Ziya Ortaç'ın Binnaz oyununu senaryolaştırmış ilk defa. Evet. Ve öyle hani bir nevi sinemayla haşır neşir olmaya başlamış aslında. Evet, şey dönemi ama işte sanat tarihini bitiriyor. Ondan sonra ne üzerine master yapıyor? Sevmek Zamanı'nda göreceğimiz İstanbul'un hanları üzerine yapıyor. Evet. İstanbul'u zaten biz ne yapıyoruz? Tıpkı Jean-Luc Godard'ın Serseri Aşk filmindeki Paris'te gezerler. Biz de İstanbul'da gezen bir aşık hikayesini göreceğiz. Hatta çok önemli filmleri var. Bunlardan birkaçını bakacak olursak Susuz Yaz zaten. Evet, herhalde de altın ayı alan ilk 1964 filmimiz. Yılında Venedik'te de o yıl ödül aldı. Onun dışında Yılanların Öcü filmi var. 1962'de çekilen tabii. Orada Kartaca Film Şenliği'nde birinci oldu. Kuyu filmi var zaten, biz onu da irdelemiştik. Kısaca bakmıştık. Kısaca Kuyu arketipini anlatırken bahsetmiştik. 1968 yılında Adana Film Şenliği olarak geçiyor o zaman ilk. Altın Koza Film Festivali. Orada da ilk festivalde en iyi filmi aldı, birincilik ödülünü aldı. Ama ondan hemen önce de 1965 Sevmek Zamanı'nı çekti. Metin Erksan yazdı, Metin Erksan yönetti. Tek başına yazmıyor. Tek başına yazmadı. Kemal Demirel. Piyano Piyano Bacaksız hatırlarsınız. Aynen, tabii ki. Evimizin Güzel İnsanları diye bir kitabı vardır. Orada o öykü roman yazarıyla beraber senaryoyu birlikte yazıyor. O da çok güzel filmdir. Çok güzel filmdir, evet. Unutmaz filmlerden biridir bence de. Müşfik Kenter oynuyor. Sema Özcan. Sayın Tekcan. Ünlü bir ressam. Evet. Kendisi özellikle Riva adlarını çizer. Müziklere de Metin Bükey ismi geçiyor. Evet. Ayrıca başka isimler de var. Var. Itri ve Bach'ı göreceğiz zaten. Aslında Doğu filmin Batı içerisinde ki zaten filmin içerisinde Doğu Batı zıttığını, çarpışmasını görüyoruz zaten karakterlerde. Evet. Adaya boyacılık yapmak üzere gelen iki karakter var. Evet. İşte birisi Halil, diğeri Mustafa. O daha deneyimli birisi. Ustası. Evet. O villaların, köşklerin ince işçiliklerini, boyacılığını yapıyorlar bunlar. Evet. Orada da başka bir evde bulunan bir tabloyu, resmi görüyor. Evet. Bir yıl önce. Bir yıl önce görüyor. Film daha başlamadan bir yıl önce görüyor ve o resme aşık oluyor. Evet. Şimdi hikaye böyle başlıyor aslında. Hani genel kabaca bakarsak ama milim milim hikaye girersek neler söyleyebiliriz hocam? Şimdi o isimlerden başlayalım. Tabii. Halil ismi Allah'ın dostu anlamına geliyor. Evet. Yönetmenimiz bilinçli olarak isimleri seçerken Halil ismi veriyor. Maran nedir? O da biliyorsunuz zaten. Dişi geyiktir zaten. Aşık olunacak güzel kız anlamında geyiktir. Ki zaten resmine aşık oluyor. Resmine, suretine aşık oldu. Odur. Avrupa sinemasında, dünya sinemasında olduğu gibi bilinçli olarak isimlerin ve soy isimlerin verildiğini görüyoruz. Evet. Yani Türkiye sinemasında o dönemde böyle işlerin yapıldığı ortaya çıkıyor. Yani Metin Erksan'ın ki filmi irdelediğimizde göreceğiz. Yerleştirdiği imgeler, kitaplar, ayrıntılar çok değerli. Sadece Batı motifleri değil, Doğu motiflerini de yerleştirmiş. Sadece o çatışmayı gösteriyor. Resme aşık olan bir adam hani. Çok romantik bir durum. Şimdi o Doğu felsefesinden geliyor işte. Doğu felsefesine de inanç sisteminden sureti aşk. Özellikle divan edebiyatında vardır. Allah sevgisine divan aşkında farklı imgelerle anlatılır. İşte gül aşkı, bülbül aşkından verilebilir. Bu aşık maşuk mantığı vardır hocam. Aşık mantığı vardır. Aynı şekilde yine hatırlarsanız pirlere niyaz ederiz, ölürüz Hakk'a gideriz, göster şol didarını bana der. Hı. Didar Allah'ın suretidir. Evet. Yani o Hak için ölüm yoluna giden divaneler diyelim, o didarı görmek istiyordur. Hı. Çünkü aslında burada hikayede platonik bir aşk yok. Yok. Çok daha derin bir mevzu çok var. Çok daha derin. Hı hı. İlahi bir aşk. Evet. Hatta aşk. Biz
algılayamıyoruz bir süre sonra. Evet. Filmin üçte ikisi bitiyor ve halen adam ısrar ediyor. Adam ısrarlı. Diyor ki ben senin resmine aşığım, sana aşık değilim diyor. Hani ona o kadar bir ısrarcı. Demek ki nasıl bir yüce bir şey. Şimdi o yüce bir şeyi bize film içerisinde nasıl vermiş? Evet. Cıptır. Hadi gidelim o zaman finale doğru. Ve sonra doğru. Finalde kayıkla bizim Halil mankeniyle beraber gezerken, resmiyle ilerlerken bizim Meral geliyor ve onu görüyor. Meral de düğün kıyafetiyle. Ne renk giymiş ki? Tabii düğün kıyafeti nedir normalde? Beyaz. Beyaz. Normalde. Beyaz peki başka nereye gidilir? Beyaz biz nereye gideriz? Beyaz kıyafette. Ölüme doğru gideriz. Evet. Ha. Beyaz aynı zamanda bizim kefenimizdir arkadaşlar. Bir şekilde. Tabii onu başka bir yerde anlatmıştık yine ama evet, aynı. Beyaz onun kefenidir. Mezara şeyini mezar diyorum. Doğru ama mezar. kayaya. Kayaya biniyorlar. Nereye gidiyorlar aslında? Ve ölüme gidiyorlar. Ölüme giriyor. Yani Hades'e gidiyorlar. Başa geliyor. Takip etmiş belli tabii, ki yani. Yani yedirememiş. Evet. Geliyor ama. Ama önce ne yapıyor? Bakıyor bir. Bakıyor. Vurayım diyor. İyi bir atış. Sonra gidiyor. Vurmayı seçip seçmeme arasında vuruyor. Ama vurup vurmadığında biliyor. Göstermiyor. Yani görmüyor. Yakın plan çekmemiş Metin Aksan. Yok, orada bilerek. Yok uzaktan ama kayığın boşta olduğunu görüyoruz. Kayık zaten bu arada ateş etmeden önce o ikisi zaten kayıkta böyle içeri doğru gömülmüştü. Ya ölüme gömüldüler ya aşka gömüldüler. Silah sıktıktan sonra ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz ama ilahi aşkta da ne vardır hep böyle göğe karışmak. Hı-hı. Yani bir anlamda ilahi aşklarına kavuşmak anlamında bizi tanımlayabiliriz. Evet. Ve sonra ağaçların arasında Mustafa'yı da görüyoruz. Evet, Başarı da görüyoruz. Gölge şeklinde çekmiş onları. Sadece suretlerini çekmiş. O zaman biz bugüne kadar aslında gördüğümüz o aşk diye sandığımız şeyler hepsi birer yalan. Aslında. İş ulaşılmaz olan, imkansız olan sureti aşk dediğimiz ilahi aşk görmeden de aşık olduğunuz aşktır. Hı-hı. Yani siz eğer didarı görmek için aşık oluyorsanız o aşkın manası yoktur. Hı hı. Divan açısından bakarsak. Evet. O zaman ilahi aşkın özü de budur. Kendisini saygıyla, sevgiyle, muhabbetle de alıyoruz. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim.